Aynı periyotta bulunan X, Y ve Z elementleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. X'in elektron verme eğilimi en büyüktür diyor. Şimdi bunlar aynı periyotta, yani aynı yatay sırada. Şimdi biliyorsunuz ki periyotta bu tarafa doğru geldikçe elektron verme eğilimi büyür. O zaman X nedir? Bu maddelerden en solda bulunandır. Elektron ilgisi en fazla olan yedir. Elektron ilgisi de biliyorsunuz periyodik tabloda sağa doğru artar. Y de şuralarda bir yerdedir. X'e göre daha sağdadır. Z elementi bulunduğu periyotta birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan elementtir. Evet, bir periyotta birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan grup kimdir? 8A gruptur. O zaman Z nedir? 8A grubundadır. Z şuralarda bir yerdedir. X bileşiklerinde sadece pozitif değerli kalır. Şimdi X'in en solda olduğunu biliyorum ama hani metal mi ametal mi olduğu hakkında bir bilgimiz var mı? Yok. Metal olsaydı sadece pozitif değerli kalırdı ama bu ametal de olabilir. Yani negatif değerlik de alabilir. X ile Z bileşik oluşturur. Evet, X ile Z'nin bileşik oluşturamayacağını görüyoruz zaten. Z nedir? Soy gazdır. Yani bu yanlıştır. Atom çapı en küçük olan X'tir diyor. Biliyorsunuz ki periyodik tabloda sol tarafa doğru geldikçe atom çapı büyür ve X en solda olduğu için atom çapı en büyük olan X olması gerekiyor. Bu ifade de yanlıştır. Atom numarası en büyük olan Z'dir. Evet, periyodik tablo sağa doğru gittikçe atom numarası büyür. Z de nedir? Bu periyotta en sağda bulunan element olduğu için bu kesinlikle doğrudur. Çekirdek yükleri Y büyüktür, Z büyüktür. X diyor zaten çekirdek yükü demek, proton sayısı demek, atom numarası demek. Ne olacaktı? Z büyüktür Y'den. O da büyüktür. X şeklinde olması gerekiyor. Yukarıda potasyum klorat bileşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır diyor. Birinci yargıya baktığımızda moleküler yapılıdır diyor. Moleküler ifadesini hangi bileşikler için kullanıyoruz? Kovalent bileşikler için. Peki bu bileşimiz kovalent bileşik midir? Hayır. Nedir? Metal ile kök arasında oluşan iyonik bileşikler. Birinci yargımız yanlıştır. 5 tür atom içeri diyor. Şimdi şöyle 3, 4, 5, 5 tane atom içeri ama tür dediği yanlıştır. Çünkü nedir? Potasyum var, klor var, oksijen var. Tür olarak 3 türdür. 5 tane deseydi doğru olurdu ama tür ifadesi yine yanlış olmuş. Hem iyonik hem de kovalent bağ içeri. Evet, potasyum iyonuyla şuradaki klorat kök arasında iyonik bağ var. Burada da iki tane ametal arasında oluşan bağlar nedir? Kovalent bağdır. Yani hem iyonik bağ var hem de kovalent bağ var. Doğrudur. Katısı elektriği iletmez. İyonik bileşikler biliyorsunuz katı halde elektriği iletmez. Bu ifade yine doğrudur. İyonik bağlı bir bileşiktir. Zaten birinci yargıda söylemiştik. Bu bir iyonik bileşiktir. Yukarıda verilenlerden hangileri kimya biliminin çalışma alanlarına girer diyor. Atık maddelerden enerji elde edilmesi, et geri dönüşümle ilgili de sonuçta kimyasal süreçler vardır. Birinci maddemiz olur. Gazların depolanması ve taşınması yine nedir? LPG, LNG gibi gazların işte depolanması, taşınması olayı yine kimyanın ilgi alanlarındandır. Çevre kirliliğinin kontrol edilmesi yine nedir? Çevre kirliliğini kirleten, hani çevre kirliliğine neden olan gazlar kimyanın çalışma alanına girer. Cevap hepsidir. Aynı sıcaklıkta yukarıda verilen çözeltilerden hangilerinin yeterli miktarda karıştırılmasıyla 25 derecede oluşturulan çözeltilerin pH değeri 7 olur diyor. Evet, çözeltilerimize baktığımızda bu nedir? Asit, bu baz, bu asit, yine bu da baz özelliği gösterir. 1 ile 3 diyor. 1 ile 3'ü karıştırırsak asit asittir. Yani burada pH 7 olmaz. Ne zaman 7 olur? Asitle bazı karıştırdığımızda olur. 2 ile 3'ü diyor. Evet, 2 ile 3 karıştırdığımızda olabilir. 2 ile 4 demiş. 2 ile 4 yine nedir? Burada baz çözeltisidir. Olmaz. 1 2 demiş. 1 ile 2 evet asit baz tepkimesidir. Burası olur. 2 ve 4 demiş. Az önce söyledik. 2 ve 4'te 2'deki de baz, 4'teki de baz. Bu olmaz arkadaşlar. 2 ve 4 demiş. 2 ve 4 yine baz karışımı olacağı için olmaz. 1 ve 2. Biri asit, biri baz. Burası olur. 3 ve 4 demiş. Yine biri asit, biri baz. Asitle bazı karıştırdığımızda ne olur? Nötrleşme tepkimesi sonucunda pH değerimiz 7 olur. Viskozitesi yüksek sıvılarla ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Akıcılıkları çok fazladır. Biliyorsunuz viskozite sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Viskozitesi yüksekse akıcılığı çok düşüktür olması gerekir. Birinci ifade kesinlikle yanlıştır. Molekül içi bağ kuvvetleri yüksektir. Evet, viskozite nedir?
moleküller arası çekim kuvveti ile alakalı bir şeydir. Moleküller arası çekim kuvveti büyükse viskozitesi de büyük olur. Bu da molekül içi diyor. Molekül içi değil, moleküller arası bağ kuvvetleri yüksektir demesi gerekiyor. Bu da yanlıştır. Sıcaklık arttıkça biliyorsunuz ki akıcılık artar, viskozite de her zaman düşer. Üçüncü yargımız yanlıştır arkadaşlar. Endotermik çözünen doymamış tuzlu su çözeltisinden çökelme olmaksızın aynı ortamda ısıtılarak bir miktar su buharlaştırılıp aynı sıcaklığa getirildiğinde hangileri kesinlikle doğru olur diyor. Evet, şöyle diyelim, bakın su buharlaştırdığında su miktarı azalıyorsa ne yapıyordur? O zaman kütlece yüzde derişimi artar. Çünkü kütlece yüzde derişim nedir? Yüzde derişim eşittir çözünen bölü çözelti çarpı 100. Çözünen miktarı değişmeyecek. Su buharlaştırdığım için çözeltinin miktarı azalacak. O zaman yüzde derişim ne yapar? Artar. Birinci ifade doğrudur. Çözeltinin kaynama noktası artar. Kaynama noktası nedir? Derişimle doğru orantılıdır. Onun için derişim artıyorsa kaynama noktası da artar. Çözeltinin donma noktası düşer. Bakın soruya başlarken şurada endotermik diyordu. Şimdi diyelim ki birinci çözeltimiz %10'luk olsun. İkinci çözeltimiz %20'lik olsun. Yani derişim arttı. Peki siz bunları dondurmak isterseniz, yani bunu da azaltsanız, bunu da azaltsanız. Şimdi endotermik olduğu için bu maddenin de derişimi ne yapacak? Yani bir yerden sonra soğuttuğumuz için ne yapacak? Çözünürlüğü azalacak. Ve belirli bir noktaya geldiklerinde bu hem bu karışımın hem de bu karışımın derişimi eşitlenebilir ve derişime eşitlenirse ne yapar? Aynı noktada donarlar. Onun için endotermik çözünmede soğutmaya başladığımızda belli bir noktadan sonra bu maddelerin yine derişimleri eşitleneceği için donma noktaları eşit noktaya gelebilir. Onun için 1 ve 2 kesindir. 3 için bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Polimeri oluşturan tekrarlanan küçük yapı birimlerine biliyorsunuz ki ne diyoruz? Mer diyoruz. Yani monomer demek bir birim demek. Merlerin, yani birçok birimin birleşmesiyle polimer oluşuyor. Birinci ifademiz mer olması gerekiyor. Polimerlerin çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerle geri kazanılması işlemine biliyorsunuz ki geri dönüşüm diyoruz. Evet, bu maddemiz nedir? Etilen maddemizdir. Etilen organik molekülden katılma polimerleri sonucu oluşan polimerin adı, yani bol miktarda etileni birbirine eklersek oluşacak maddemiz de polietilendir. B şıkkındaki gibi olur arkadaşlar.